Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Rabbani Risaleleri kitabından Mette ve Meat 12. bölüm Kalp ve Mertebeleri. Hazreti Hacı Bahattin Nakşibend buyurmuşlardır ki: Meşayih'ten her birinin aynasında iki yön vardır. Benim aynam ise altı yönlüdür. Herhalde bu mübarek sözü şimdiye kadar bu büyük silsile halifelerinden, yani Nakşibendi şeyhlerinden hiçbiri açıklamamıştır. Hatta işaret ve remiz zoruyla bile ondan söz etmemişlerdir. Sermayesi az olan bu fakirin ne haddine ki bu sözü açıklamaya kalkışacak. Ama Hak Teala sırf lütfu ile bu bilmecenin sırrını bu fakire açıp hakikatini gerektiği gibi gösterince bu gizli inciye ifade parmaklarıyla yazı zincirine çekmeyi, dil ile anlatım sahnesine getirmeyi düşündü. İstihare yaptıktan sonra bu konuya başlandı. Allah'tan af ve başarı dilerim. Bilmek gerekir ki aynadan maksat arifin kalbidir. Bu kalp ruh ve nefs arasında perdedir. İki yönden maksat da ruh ve nefs yönleridir. Meşayih kalp makamına ulaştıkları zaman iki yönü ortaya çıkar. Bu iki makamın kalbe münasip olan yüksek ilimleri elde edilir. Hazreti Hacı Nakşibend'in ayrıcalıklı olduğu yol ise böyle değildir. Bu yolda son başa yerleştirilmiştir. Diğer tarikat mensuplarının sonda ulaştıkları haller bu tarikatta başlangıçta görülür. Bu yolda kalp aynasının altı yönü ortaya çıkar. Açıklaması şudur: bu yüce tarikatın büyüklerine keşfen bildirilmiştir ki insanın bütününde var olan altı letaif kalpte de bulunmaktadır. Altı yön ifadesiyle nefs, kalp, ruh, sır, hafi ve ahva latifelerini kastetmişlerdir. Binaenaleyh diğer şeyhlerin manevi ilerlemesi kalbin zahirindedir. Bu büyüklerin seyri ise kalbin batınında ve iç mertebelerindedir. Bu seyir yani yolculuk ile kalbin içinin içine ulaşırlar. Altı latifeden her birinin yüksek ilimlerini kalp makamında keşfederler. Ancak bunlar kalp makamına uygun ilimlerdir. Hazreti Hace'nin sözünün açıklaması budur. Bu fakir bu makamda büyüklerin bereketinden bol bol faydalanmış, halin hakikatine ulaştıktan sonra mahiyetini araştırmaya girmiştir. Ve Rabbinin nimetini dile getir. Dua suresi 11. ayeti kerimesinin hükmünce o bol bereketten bir remiz ve araştırmadan bir işaret gösteriyor. Günahtan korunmak ve başarıya ulaşmak ondandır. Bilesin ki kalbe kıyasla kalbin kalbi yani içi de letaifi ihtiva etmektedir. Ancak kalbin içinde dairenin mertebenin darlığından ya da başka bir sırdan dolayı adı geçen altı letaiften ikisi nefs ve affa münferit olarak görülmemektedir. Üçüncü mertebedeki kalpte de durum böyledir. Ancak orada hafi de görülmez. Dördüncü mertebedeki kalpte de durum böyledir. Ancak orada öncekilere ek olarak sır da görülmez. Sadece kalp ve ruh görülür. Beşinci mertebede ise ruh da görülmez. Sadece başka sıfatı olmayan basit, sade kalp kalır. Sonun sonuna ulaşabilmek için vasıta olacak yüksek bilgilerden burada bilinmesi gereken bazıları şunlardır. Allah-u Teala'nın başarı ihsan etmesiyle derim ki, alemi kebir olan kainatta detaylı olarak bulunan her şey özet halde alemi sagirde yani küçük evrende de bulunmaktadır. Alemi sagir ile insanı kastediyoruz. Alemi sagir olan insan cilalanıp nur ile aydınlanınca evrene aynı olması sebebiyle kainatta detaylı olarak bulunan her şey onda ortaya çıkar. Çünkü o cila ve aydınlanma yoluyla kabını yani taşıma hacmini genişletmiştir. Böylece küçüklüğünün hükmü ortadan kalkmıştır. İşte kalpte de durum böyledir. Kalbin insana nispeti detay ve özet olma yönüyle insanın kainata nispeti gibidir. Daha küçük alem olan kalp cilalanınca ve ona arız olan karanlık giderilince küçük evren olan insanda tafsilatıyla görülen her şey aynı olması itibariyle onda yani kalpte de görülür. Kalbe nispetle kalbin içi hakkında da durum böyledir. Saflaşma ve aydınlanma sebebiyle özet olanın detaylı halde zuhur etmesi gibi. Özet ve detay konusunda 3. ve 4. mertebelerdeki kalp de böyledir. Önceki mertebelerde detayların ortaya çıkışı cilalanma ve nurlanma sebebiyledir. 5. mertebedeki kalp içinde durum aynıdır.
O, genişliğine ve üzerinde bir itibar bulunmamasına rağmen tam bir arınma ve saflaşmadan sonra anlatıldığı üzere alemi kebir yani evren, alemi sagir yani insan, alemi asgar yani kalp ve diğerlerinde görülen şeyler onda da görülür. O kalp hem dar hem geniştir, hem sade hem uçsuz bucaksızdır, hem az hem de çoktur. Bu güzel latifeden yani kalpten başka bu özellikte hiçbir şey yaratılmamıştır. Yaratıcısıyla bu kadar çok münasebeti olan bir şey yoktur. Yaratıcısına dair başka yaratılmışlarda görülmeyen ilginç alametler onda görülür. Bu sebeple hadisi kutsi'de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yerim ve göğüm beni içine alamaz. Lakin mümin kulumun kalbi alır. Alemi kebir olan kainat zuhur yani Allah'ın sıfatlarının görülmesi için en büyük ayna olmasına rağmen içindekilerin çokluğu ve tafsili sebebiyle kendisinde çokluk ve detaylılık olmayan Allah ile bir münasebeti yoktur. Allah ile münasebete layık olan dar ve geniş, sade ve yaygın, az ve çok olandır yani kalptir. Nitekim bu konu apaçıktır. İrfanı ve yüksek bilgileri tam, müşahadesi de pek kamil olan bir arif, zor ulaşılan bu makama erdiği zaman bu arif bütün alemlerin ve zuhuratın kalbi olur. O, velayeti Muhammediye'ye ulaşmış ve Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin davet makamı ile şereflenmiş olur. Kutuplar, evtat ve abdal derecesindeki evliya onun velilik mertebesi altındadırlar. Efrat, ahad ve diğer evliya grupları onun hidayet nurlarının altındadırlar. Çünkü o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin vekili ve onun hidayeti ile hidayete sevk edendir. Az bulunan bu yüksek manevi hal muratlardan yani Allah tarafından sevilen velilerden birine mahsustur. Müritlerin, Allah'ı arayanların bu yüksek makamdan nasipleri yoktur. Bu en yüce nihayet ve en zirve hedeftir. Onun üzerinde bir makam, ondan büyük bir nimet yoktur. Binlerce yıl sonra böyle bir arif vücuda gelirse ganimet bilinir ve bereketi uzun zaman sürer. Onun sözü deva, nazarı şifadır. Bu hayırlı ümmet içinde Hazreti Mehdi bu yüksek makam üzere bulunacaktır. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. Hadis suresi 21. ayet. Bu zor nimetin elde edilmesi, seyri sülûk ve cezbe yollarını tafsilatıyla ve mertebe mertebe tamamlamaya, tam fena ve kamil beka makamlarını derece derece aşmaya bağlıdır. Bu da ancak peygamberlerin efendisi ve Rabbül Aleminin sevgilisi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tam olarak uymakla mümkün olur. Bizi onun yoluna uyanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Amin. Allah'tan dileğimiz bu uymanın daha iyi ve kamil olması, onun getirdiği din üzerinde istikametimizin daimi olmasıdır. Amin diyen kula Allah merhamet etsin. Bu arif ince sırlardan ve gizli rumuzlardandır. Büyük velilerden hiçbiri bu konudan bahsetmemiş, seçkin insanlardan hiçbiri bu konuya işaret etmemiştir. Allahu Teala bu sırları bu kuluna yani İmam-ı Rabbani'ye mahsus kıldı. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak bu sırların ifşasını bu kuluna tahsis etti. Şu Farsça şiirin manası ne güzeldir. Eğer padişah yaşlı kadının kapısına gelirse, ey hoca sen buna dudak bükme. Allah-u Teala'nın kabulü yani kulunu sevmesi ve seçmesi bir şarta ve sebebe bağlı değildir. Allah dilediğini yapar ve dilediği hükmü verir. Allah rahmetiyle dilediğini seçer. Rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakara suresi 105. ayet. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, bütün peygamberlere, büyük meleklere ve salih kullarına rahmet etsin. Amin. Selam, hidayete tabi olanlara ve Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyanlara. 13. bölüm Ruh ve Manevi Yolculuğu. Ruh, mahiyeti yani nasıl ve nice olduğu bilinmeyen alemdendir. Bu sebeple onun özelliği mekansızlıktır. Gerçi ruhun bilinmezliği, Allah'a nispetle bilinirliğin ta kendisidir. Yine ruhun mekansızlığı, Allah'ın mekansızlığına nispetle mekanlı oluşun ta kendisidir. Ruhlar, alemi sanki bu alem ile mahiyeti bilinemezlik mertebesi arasında bir perdedir. Bu sebeple her ikisinin rengini ve karakterini de taşır.
ve mecburen mahiyeti bilinen alem yani sebepler alemi, ruhu mahiyeti bilinmez olarak kabul eder. Mahiyeti bilinmeyen aleme bakmak bizzat mahiyet ve nasıllıktır. Ruhun iki alem arasında perde gibi oluşu, onun asli yaratılış özelliğidir. Ruh, bu maddi bedene girip bu zulmani heykel ile irtibat kurduktan sonra perde olma özelliğini kaybetmiş, tamamen mahiyeti ve niceliği bilinen aleme inmiştir. Mahiyeti bilinmezlik yönü gizlenmiş ve örtülmüştür. Tıpkı Harut ve Marut gibi. Onlar bazı hikmetler ve melaike ruhlarının faydası için beşeriyet çukuruna inmişler. İnsan şekline girmişlerdir. Nitekim müfessirler bu konudan bahsetmişlerdir. Bakara suresi 102. ayetin tefsirlerine bakılabilir. Binaenaleyh eğer Allah'ın lütfu yardım eder ve ruh için bu dünyaya bedene yolculuktan geri dönüş vaki olursa, inişten sonra tekrar yükselişe başlarsa, zulmani nefs ve maddi beden de onunla yani ruh ile birlikte yükselecekler ve mertebeler aşacaklardır. Bu sayede ruhun bedenle irtibat kurmasının ve dünyaya inmesinin gayesi anlaşılacaktır. Kötülüğü emreden nefs, itminan ve huzura kavuşacak, zulmani olan nuraniye dönüşecektir. Ruh, bu yolculuğu yani yükselişini tamamlayıp inişinin maksadını neticelendirince asli perde oluş özelliğini tekrar kazanır. Dönüşün son noktası ruhun başlangıç noktasıdır. Kalp ruhlar aleminden olduğu için o da perde olma mertebesine yerleşecektir. Emr aleminden olan ve kalp ile beden arasında perde olarak bulunan nefs-i mutmainne de aynı yerde yerleşip ikamet edecektir. Dört unsurdan yani toprak, su, ateş, havadan oluşan maddi beden oluş ve mekan aleminde istikrar bulacak, ibadet ve itaate yönelecektir. Bundan sonra bir miktar serkeşlik ve muhalefet vuku bulursa bu durum dört unsurun karakterlerindendir. Mesela ateş unsuru bizzat serkeş ve muhalefeti talep eden olduğu için lanetli şeytan gibi ben ondan yani Adem'den daha hayırlıyım diye bağıracaktır. Serkeşliği bırakmış, Allah'tan razı, Allah'ın da kendisinden razı olduğu nefs mutmainnenin serkeşlik ve ihsan etmesi düşünülemez. Eğer bir serkeşlik varsa bu bedendendir. İnsanların en hayırlısı olan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem cihad-ı ekber diye ifade ettiği şey şeytanın bu serkeşliğinden dolayı olmalıdır. Zira onun kaynağı beden cüzüdür. Yine Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem benim şeytanım Müslüman olduğu ifadesiyle kastettiği şey ya Peygamber Efendimizin yakında duran afaki yani afaki şeytandır ya da enfüsi yani içteki şeytandır. Her ne kadar bu dıştaki şeytanın gücü kırılmış ve inadından vazgeçmiş ise de zati özellik zattan ayrılmaz. Mısra, zenciden siyahlık nasıl gitsin ki kendi rengidir. Ya da maksat içteki şeytan olabilir. Onun Müslüman olması serkeşlik ve isyanı tamamen bırakması anlamına gelmez. Azimetle amel etmeyi bırakıp ruhsatları kullanabilir. Küçük günahlar işlemesi de muhtemeldir. Zaten onda iyilik ve sevap olmaz. Belki iyi insanların hasenesi Allah'a yakın olanlara daha yüksek mertebedekilere göre kötülük gibidir. Kaidesi bu türdendir. Bütün bunlar serkeşliğin kısımlarıdır. Onda yani nefste serkeşlikten bir miktarın kalması onun ıslahı ve manen yükselmesi içindir. Bütün bunlardan yani serkeşliklerden sonraki noksanlığın sonu daha hayırlı olanı terk etmektir. O kadar pişmanlık oluşur. Tevbe ve istiğfar eder ki sonsuz manevi yükselişler elde edilir. Maddi beden kendi yeri olan dünyada yerleşince altı letaifin bedenden ayrılıp alem-i emride manen yükselmesinden sonra onların vekilleri bedende kalacak ve onların yerine işlerini yapacaklardır. Bundan sonra bir ilham vaki olursa hakikati camia olan ve yükselen manevi kalbin bedendeki vekili olarak kalan yüreğe yani maddi kalbe olacaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem her kim 40 gün Allah'a karşı ihlas ve samimiyet üzere bulunursa hikmet pınarları kalbinden diline akar. Hadis-i şerifinde kast edilen kalp bu maddi yürek olmalıdır. Allah-u Teala daha iyi bilir. Başka bazı hadislerde de bu yüreğe işaret edildiği olmuştur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Kalbime bir bulanıklık geliyor buyurmuştur. Bulanıklık maddi kalbe yani yüreğe arız olur. Hakikate camiye olan gerçek ve manevi kalbe değil. Çünkü o bulanıklıktan tamamen uzaklaşmıştır. Başka bir hadisi şerifte kalbin değişmesi hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi Rahman olan Allah'ın kudret parmaklarından ikisinin arasındadır. Yine şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi geniş bir çöldeki bir tüy gibidir. Ey kalpleri dönüştüren Allah'ım, kalbimi senin taatin üzere sabit eyle. Amin. Dönüşme ve itaatte sabit olmama durumu bu yürek için geçerlidir. Çünkü hakikati camia olan gerçek kalpte asla dönüşme ve değişme olmaz. Aksine o itminan, istikrar ve huzur üzere sabittir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalp için itminan yani huzur talep ederken maddi kalbi kastetmiştir, başkasının değil. Çünkü onun hakiki kalbi şüphesiz itminana ulaşmıştı. Hatta nefsi de hakiki kalbine tabi olarak mutmain olmuş idi. Avariful Maarif isimli eserin müellifi yani Şihabettin Sühreverdi ki şöyle demiştir. İlham, kalp makamına yükselen nefs-i mutmainnenin sıfatı ve özelliğidir. Bu mertebede vuku bulan halden hale geçme ve değişmeler de nefs-i mutmainnenin sıfatıdır. Görüleceği üzere bu ifade zikredilen hadis-i şeriflere aykırıdır. Şeyhin yani Sühreverdi'nin söylediği şekilde bu makamdan yükselmek mümkün olsaydı onun söylediğinin doğru olduğu ortaya çıkardı. Ancak durum böyle değildir. Dolayısıyla benim söylediğimin doğru olduğu açıkça ortaya çıkmış, keşf ve ilham ile bize bildirilenler Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine uygun düşmüştür. Maddi kalbin hakiki kalbe vekil olması, maddi kalp üzerine ilhamın gelmesi, onun hal ve değişimlere sahip olması konusunda yaptığım bu açıklamalar cahil ve işin hakikatini anlamayan kişilere ağır geldi. Peki, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne ne diyecekler? Ademoğlunun bedeninde bir et parçası vardır. O iyi olduğu zaman tüm beden iyi olur. O bozuk olduğu zaman tüm beden bozuk olur. İşte o kalptir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem et parçasına vurgu ile kalp dedi. Bedenin iyilik ve kötülüğünü ona bağladı. Hakiki kalp için caiz ve geçerli olan şey vekalet ve yerine geçme yoluyla da olsa bu et parçası için de geçerlidir. Bilesin ki ruh ölmeden evvelki ölüm yani fenaya ererek bedenden ayrılınca hakka vasıl olan arif kendi ruhunun bedeninin ne içinde ne dışında, bedeninin ne bitişik ne de ayrı olarak bulunur. Bedenin iyiliği için ruhun onunla ilişkide olduğunu görür. Ayrıca kemali ruha dönecek olan bir maksattan dolayı ruhun bedenle irtibat kurduğunu anlar. Bu irtibat bedendeki iyilik ve hayrın kaynağıdır. Bu irtibat olmasaydı beden tümüyle kötülük, şer ve kusur olurdu. Allah-u Teala'nın ruh ve diğerleriyle, alem ile olan ilişkisi de ruh bedenle olan ilişkisine benzer. Hak Teala alemin ne içindedir ne de dışında, ne ona bitişiktir ne de ondan ayrıdır. Onun alem ile ilişkisi yaratma, ayakta tutma, kemalet için feyz verme, nimet ve hayırları ulaştırma şeklindedir. Eğer dersen ki, hak yolun alemleri ruh hakkında böyle şeyler söylememişler, hatta bu konuda detaylı açıklamaları uygun bulmamışlardır. Sen az ve çok her konuda onlara tabi olduğun halde bu açıklamaların sebebi nedir? Cevaben derim ki, alimler içinde ruhun hakikatini bilen azdır. Bilen bu az grupta ruhun kemalatı ve yüksek halleri konusunda çok az konuşmuşlar. Cahil halkın yanlış anlamasından ve yanlış yola sapmasından korktukları için kısa ve öz cümlelerle yetinmişlerdir. Çünkü ruhun yüksek halleri ve kemalatı görünüş itibariyle vücubi kemalata yani ilahi yaratılmamış tanrısal alemin yüksek hallerine benzer. Aralarındaki fark çok incedir. Bu farkı ancak ilimde derinleşmiş olan alimler anlayabilir. Bu sebeple ruhun hakikatini bilenler bu konuyu özetle geçmeyi, hatta bu konuda açıklama yapan ve ruhun hakikatini anlatanları inkar etmeyi daha uygun görmüşlerdir. Yoksa ruhun anlatılan yüksek mertebelerini inkar etmemişlerdir. Bu zayıf kul ruhun bazı özelliklerini anlatırken Allah'ın yardımı, tevfiki ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem'in sadakası olarak kendisine verilen
apaçık keşfine dayanmakta ve açıklamaya mani olacak şüpheleri gidererek anlatmaktadır. İyi anla. Şu da bilinmelidir ki beden ruhtan sayısız kemalat elde ettiği gibi ruh da bedenden büyük faydalar kazanmıştır. Neticede ruh işiten, gören, konuşan bir beden ile bedenlenmiş ve bedenler alemine yani dünyaya uygun işler yapar hale gelmiştir. Yukarıda anlatıldığı gibi nefsi mutmainne ruhanilere yani letaife katıldığı zaman bedenler aleminde onun vekili olarak akıl kalır. Bu akla aklı me'at yani ahiret düşüncesi ön planda olan akıl denir. Onun tüm düşüncesi ahirete yönelik olur ve dünyevi düşüncelerden, maişet kaygısından kurtulur. Kendisine verdikleri nur ile firaset ve ince görüşlü olmaya layık olur. Bu mertebe aklın kemal ve üstünlük mertebelerinin sonudur. Cahil birisi bu konuda aklın kemal mertebelerinin sonu dünya ve ahiretin ikisini de unutmak ile gerçekleşir. Çünkü onun düşüncesinin kaynağında Hak Teala'dan başka bir şey kalmaz. Ne dünya ne de ahiret diyerek itiraz etmesin. Bu konuda derim ki bu dünya ve ahireti unutma hali manevi yolculuk esnasında fena fillah mertebesindeyken ona hazır olmuştur. Bizim anlattığımız bu yüksek mertebe sadece ahiret düşünme hali ise ondan çok daha üstündür. Burası bilgisizlik ve idrak edememe halinden sonra tekrar ilme ve bilgiye dönme yeridir. Cem halinden sonra fark haline erişme, cem mertebesindeki tarikat küfründen sonra hakiki İslam'a dönme yeridir. Zavallı filozoflar akıl için dört mertebe tespit etmişler ve aklın kemalatını bunlardan ibaret zannetmişlerdir. Bu durum kemal konusunda cahilliktir. Akıl ve ona tabi olan kemalat sadece akıl ve vehim ile anlaşılamaz. Nübüvvet fenerinin nurlarından alınmış doğru bir keşf ve açık bir ilham lazımdır. Allahu Teala'nın salat ve selamı umumi olarak tüm peygamberlere, hususi olarak da onların en faziletlisi olan Habibullah'a olsun. Amin. Eğer meşayihan sözleri arasındaki akıl ruhun tercümanıdır ifadesinin manası nedir diye sorarlarsa derim ki mebde-i feyyaz olan Hak Teala'dan ruhani telakki yani ilham yoluyla gelen yüksek ilimleri ve marifetleri ruhlar aleminden olan kalp alır. Onun tercümanı akıldır. Akıl bu yüksek bilgileri yazar, özetler, halk aleminin mahkumları olan insanların anlayacağı hale çevirir. Çünkü o tercümanlık yapmazsa bu ilimleri anlamak zor, hatta imkansızdır. Aynı şekilde maddi kalp yani yürek hakiki kalbin vekili olduğu için aslın hükmünü alır, onun bilgi alması da ilham yoluyla olur. Bu ilhamın da tercümana ihtiyacı vardır. Şunu da bilmek gerekir. Aklı meat için bir zaman gelir ki nefs-i mutmainnenin makamına ulaşma arzusu son dereceye varır ve aklı meat yükselip bedeni boş bırakır. O zaman düşünme ve anlama yeteneği yüreğe yerleşir. Bunda kalbi yani aklı, anlayışı olan kişi için öğüt vardır. Kaf suresi 37. ayet. O zaman kalbi kendi kendisinin tercümanı olur. Bu esnada Arif'in işi bedenle irtibat noktasına gelir. Önceleri ben ondan daha hayırlıyım diyen, kibirlenen, ateş unsuru itaate yönelir ve yavaş yavaş hakiki İslam ile şereflenir. İblislik elbisesini üzerinden çıkarıp onu, ateşi nefs-i mutmainnenin asli makamına ulaştırırlar ve ona vekil yaparlar. Böylece bedende hakiki kalbin vekili yürek, nefs-i mutmainnenin vekili de ateş unsuru olur. Mısra, aşk kimyasından vücudumun bakırı altına döndü. Aşk kimyasından vücudumun bakırı altına döndü. Dört unsurdan hava unsuru ruh ile irtibatlıdır. Bu sebeple tasavvuf yolcusu yani salik hava makamına yükselip ulaştığı zaman bu havayı Hak Teala zanneder ve ona tutulup kalır. Tıpkı ruh makamında bu görüntü ve zannın oluşması ve salikin ona tutulması gibi. Meşayih'ten biri şöyle demiştir. 30 sene Hak Teala diye ruha taptım. O makamdan geçirip yükselttikleri zaman doğru yanlıştan ayrıldı. Bu hava unsuru yani cüzü ruh makamı ile irtibatlı olduğu için bedende ruhun yerine geçer ve bazı işlerde ruhun hükmü ortaya çıkar. Su unsuru hakikati camia olan gerçek kalp ile irtibatlıdır. Bu sebeple onun feyzi bütün eşyaya ulaşır.
Her canlı şeyi sudan yarattık. Enbiya suresi 30. ayet. Onun döneceği yer de yürektir. Bedenin en büyük unsuru olan toprak unsuru, kendisinin zati özelliği olan aşağılık kirlerinden temizlendikten sonra bu bedende hakim ve galip olur. Bedendeki her şeyde onun hükmü görünür. Her şey onun rengine ve mizacına bürünür. Bu durum onun toprak unsurunun güçlü kapsayıcılık özelliğinden dolayıdır. Bedendeki bütün unsurlar gerçekte onun cüzleridir. Bu sebeple arz küresi yani temeli toprak olan dünya, unsurların ve feleklerin merkezi, dünyanın merkezi de evrenin merkezi olmuştur. Bu vakitte bedenin yolculuğu da nihayet ulaşır. Nihayete ulaşır, manevi yükselişi sona erer ve iniş gerçekleşir. Halkı irşad etmek vaktin sermayesi olur. Tasavvuf yolunda nihayetin başlangıca dönüşü de budur. Bilmiş ol ki ruh, mertebeleri ve tabileriyle beraber her ne kadar yükseliş yolu ile kendi mekanına ulaşsa da henüz bedenin terbiyesi ileride olduğu için bu aleme yönelmesi zaruridir. Bedenin işi sona ulaştığı zaman ruh, sır, hafi, ahva, kalp, nefs ve akıl ile birlikte Hak Teala'nın huzuruna yönelir ve bedenden tamamen yüz çevirir. Beden de tamamen kulluğa yönelir. Burada ruh, kendi mertebeleri yani letaifi ile birlikte Hakk'ı müşahede ve onun huzurunda bulunma şuurunda yerleşmiş. Hak Teala'dan gayrısını görmek, bilmekten yüz çevirmiştir. Beden tümüyle taat ve kulluk makamına oturmuştur. Cem'den sonraki fark makamı budur. Kemalatı nasip eden Allah-u Teala'dır. Bu dervişin bu makamda özel bir meşrevi ve ilerleyişi vardır. O da insanları Hak Teala'ya davet etmek için ruhun kendi mertebeleri ile birlikte alemi halka dönmesidir. Bu dönemde ruh beden hükmünü alır ve bedene tabi olur. İş o noktaya ulaşır ki beden huzur halinde ise ruh da huzur halinde ve huzuru ilahide olduğunun bilincinde olur. Eğer beden gafil ise ruh da gafil olur. Ancak namazı eda etme zamanları müstesna. Namaz kılarken beden gafil olsa bile ruh mertebeleriyle birlikte Hak Teala'ya yönelir, teveccüh eder. Çünkü namaz müminin miracıdır, manevi yükselişidir. Bilmek gerekir ki Hakk'a ulaşan kişinin yani vasılın dünyaya ve insanlar arasına bu tam dönüşü davet makamlarının en üstün olanlarındandır. Onun gafleti birçok kişinin huzuruna sebeptir. Avamdan olan gafiller, ariflere ait olan bu gafletin mahiyetini bilemezler. Huzur-u ilahide kalanlar ve halk arasına dönemeyenler de bu dönüşten habersiz ve cahildirler. Bu makam kötülemeye benzeyen bir övgüdür. İdraki kısa olanlar buraya ulaşamazlar. Bu ariflere ait gafletin üstün meziyetlerini anlatacak olsam hiç kimse huzur makamında kalmayı istemez. Bu öyle bir gaflettir ki insanların seçkinlerini meleklerin seçkinlerinden daha üstün yapmıştır. Bu öyle bir gaflettir ki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet yapmıştır. Bu öyle bir gaflettir ki velilikten nübüvvete, nübüvvetten risalete yani peygamberliğe ulaştırır. Bu öyle bir gaflettir ki evliyayı işreti yani insanlar arasına karışıp onları irşad eden velileri, evliyayı uzletten yani insanlardan uzak duran velilerden daha üstün kılar. Bu öyle bir gaflettir ki nübüvvetten önce bir atın iki kulağı gibi eşit iken sonradan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'tan üstün yapar. Ve öyle bir gaflettir ki savfı yani ayıklığı, sekirden yani manevi sarhoşluk halinden, peygamberliği velilikten üstün eyler. Basiretsiz olanlar anlamasa da bu öyle bir gaflettir ki kutb-i irşadi, kutb-i abdaldan daha faziletli yapar. Bu öyle bir gaflettir ki Ebu Bekir Sıddık'a keşke Muhammed'in hatası yani sehvi olsaydım dedirtmiştir. Bu öyle bir gaflettir ki huzur onun basit bir hizmetçisidir. Bu öyle bir gaflettir ki iniş gibi görünse de aslında yükseliştir. Bu öyle bir gaflettir ki seçkin insanları avam halka benzetir ve bu hali evliyanın yüksek kemalatını örten kubbeler yapar. Mısra bunun açıklamasını yapsam sonu gelmez. Az söz çoğa delalet eder. Bir damla büyük bir denizin varlığından haber verir. Selam, hidayete tabi olanlara, Hazreti Peygamber'e uyanlara ve ailesine. Amin.